Napoli'de Capo di Monte Müzesi'ndeyiz ve büyük bir Caravaggio tablosuna bakıyoruz. İsa'nın kırbaçlanması. Bu tablo Napoli'deki bir aile şapeli için yapılmış. Olayın öncesine bakacak olursak, Caravaggio bir kavgaya karışıyor ve cinayet işliyor. Bu sebeple Roma'dan kaçıyor ve Napoli'nin idaresini elinde bulunduran bir ailenin yardımıyla oraya saklanıyor. Burada kalırken amacı Papa'nın onu affetmesi. Caravaggio bu tabloda İsa peygamberi ortada, vücudu neredeyse tamamen bize dönük şekilde resmetmiş. Tabloda aydınlık ve karanlık alanlar arasında büyük bir zıtlık var. Bazı alanlar tamamen aydınlık, hemen yanındaki alanlar ise tamamen gölgede kalmış. Bu sayede hacimler ve kütleler gerçekte olduğu gibi görünüyor ve aynı zamanda bu sayede Caravaggio odağımızı istediği yere getiriyor. Gereksiz bir arka plan yok. Sanki sahne ışıkları dikkatimizi İsa'ya ve etrafında ona işkence yapan üç figüre yönlendiriyor. Figürler karanlığın içinde çünkü ruhları da karanlık. Soldaki figür bu işten adeta sadistçe bir zevk alıyor. İsa'nın kafasını ve saçlarını tutmuş. Amacı onu doğrultarak kırbaçlamak. Bunun için de sağ elinde tuttuğu aletleri kullanacak. Sol aşağıda fazladan bazı başka sopaları birbirine bağlayan başka bir figür var. Aslında bu sopa bağlama olayı dört farklı İncil versiyonunda da yok. Hepsinde yok. Ancak kırbaçlanma sahnesini konu edinen tablolarda standart olarak yer alıyor. İsa'nın bağlandığı sütunu ise şurada görebilirsiniz. Evet, figürler tabloda o kadar fazla yer kaplıyor ki pek başka bir alan kalmamış gibi. Ama tablonun üstteki üçte birlik kısmı boş. Bu da Tanrı'nın ortamda bulunmaması, uhreviliğin değil dünyeviliğin söz konusu olması olarak okunabilir. İsa bir insan ve şu anda dünyada. Hem onun hem de işkencecilerin bedeni son derece gerçekçi. O kadar ki eğer hale ve dikenli taç olmasa onun kutsal kitaplarda adı geçen İsa olduğunu unutabiliriz. Caravaggio burada İsa'nın savunmasızlığını göstermiş. Bu sahnede yani tam bu anda hiçbir mucizenin gerçekleşmemesi olayın dehşet verici boyutunu arttırıyor. Bundan bir sonraki sahne İsa'nın çarmıhı taşıması. Son sahnede çarmıha gerilmenin yani ölümün gerçekleşmesi olacak. Bu tabloda İsa'nın beden duruşu hiç sağlam görünmüyor. Sağdaki figür elinde iple İsa'yı mermer sütuna bağlıyor. Figür İsa'yı yalpalatmak için sol ayağıyla onu baldırından ittiriyor. İsa'nın vücudunun kıvrılma biçimi, örneğin kafasının neredeyse cansız bir biçimde kenara düşmesi bana Michelangelo'nun Pieta heykelini hatırlattı. Bu iki eserde İsa'nın ölümünün yaklaştığı hissini insana veriyor. İki eserde de bu his mevcut. Tablodaki tek sağlam unsur sütun. Burada bir piramit kompozisyonu var ama sıcak ve dinamik. Tabloya ilk yaklaştığımda alt kısımdaki uzuvlar bana karmaşık gelmişti. Hangisi kimin ayağı, kolu vesaire diye düşünmüştüm. Bu kısım ne kadar karmaşıksa İsa'nın acısı ve dikenli tacı giyen kişinin o olduğu bir o kadar anlaşılır. Evet, her zamanki gibi Caravaggio bize sokaktan kopup gelen figürleri göstermiş. Burada yalnızca realizmden bahsedemeyiz. Ben buna hakiki bir sokak realizmi demeyi tercih ederim. Caravaggio İncil'de bahsedilen figürlere realizm katarak onları bizim için erişilebilir ve somut kılıyor.